Trigonometri iki konumuzun birinci föyüne bakalım. Burada toplam fark formüllerini göreceğiz arkadaşlar Kosinüs a artı b ifadesi kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs a çarpı sinüs b'ye eşittir. Kosinüs a eksi b ifadesi ise kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b'dir. Ben bunu şöyle tutuyorum aklımda kosinüsün açılımı koskos sinsin diye gidiyor arkadaşlar bakın isimler değişmeden gidiyor. Kos cos, sin, sin. İsimler değişmeden gidiyor. Fakat buna karşılık aradaki işaret değişiyor. Cos A, cos B. Aradaki işaret artıydı, eksiye dönüyor. Sonra sin A çarpı, sin B. Ya da aradaki işaret eksi ise artıya dönüyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi sinüsün açılımını da biraz sonra göreceğiz. O da isimler değişerek gidiyor. Ama aradaki işaret değişmiyor. Zaten bunu bir iki kere tekrarlarsanız, birkaç da soru çözerseniz aklınızda yer edecektir. Hemen başlayalım. Kosinus 63 çarpı kosinüs 33 artı sinüs 63 çarpı sinüs 33. Gayet kolay bir soru. Bakıyoruz isimler değişmeden gitmiş. Kos sonra bir daha kos. Sonra sin bir daha sin. İsimler değişmeden gidiyorsa aradaki işaret değişiyor. Demek ki aradaki işaret artı değil eksi olacak. Peki bu kimin açılımıydı? Kosinüsün açılımıydı. Açılarımız neler? 63 ve 33. O zaman burası ne oldu? Kosinüs 63 eksi 33. Yani kosinüs 30. O da kök 3 bölü 2. Cevabımız E şıkkı. 2'ye bakalım. Gene bakın isimler değişmeden gidiyor. Kos sonra tekrar kos. ise dönüyor. Sin çarpı sin. O zaman bu kosinüsün açılımı aradaki işaret değişecek. Eksi de artı olacak. E, kosinüsün açılımı dedik. İlk açımız ne? 40 artı alfa. İkinci açımız ne arkadaşlar? Alfa eksi 20. Yalnız burada bir tuzak var. Şimdi o tuzak ne? Burada alfa eksi 20 var. Burada 20 eksi alfa var. Ha, o zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim burası düzenlemem lazım. Doğru mu? Şimdi hatırlıyor musunuz? Şöyle bir özellik vardı. Kosinüs eksi alfa aynı zamanda kosinüs alfaya eşitti. Dolayısıyla kosinüs içerideki eksi yutuyordu. O zaman ben şu alfa eksi 20 eksi parantezinde 20 eksi alfa yapsam. Sonra kosinüs de o eksiyi yutsa. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmaz. O zaman ne oldu bizim açımız? Alfa eksi 20 değil 20 eksi alfa oldu. Ha, bazen demek ki ne yapmak gerekiyor? O içeriği değiştirmek gerekiyor. Oraya dikkat. Ne oldu? Şunlar aynı olsun diye. Buradaki alfa eksi 20'yi 20 eksi alfa yaptım. Önüne eksi koydum. Fakat kosinüs zaten içerideki eksi yuttuğu için hiçbir problem olmadı. Yani şöyle yapabilirsiniz kosinüs alfa eksi 20'yi canınız istiyorsa kosinüs 20 eksi alfa diye yer değiştirebilirsiniz. Çünkü kosinüs içerideki eksi yutuyor. Ama bunu sinüste yapamazsınız. Ben de zaten farkındaysanız burada yapmadım kosinüste yaptım. Çünkü içerideki eksi yutmak sadece kosinüste vardı doğru mu? Oraya dikkat. Ha böylece ne oldu o zaman? Ha alfalar gitti kosinüs 60 oldu. Peki kosinüs 60 dediğimiz şey neydi? 1 bölü 2 cevabımız D şıkkın. Şimdi sinüsün açılımına bakalım arkadaşlar. İşte demin dediğim gibi sinüsün açılımında isimler değişerek gidiyor. Sinüs değişiyor kosinüs tekrar değişiyor sinüs tekrar değişiyor kosinüs. Ama aradaki işaret değişmiyor. O zaman bir kere okuyalım. Sinüs a artı b sin a çarpı kos b artı sin b çarpı kos a. O zaman eksi de ne olacak? Sadece aradaki işaret değişmeden aynen kalacak. Gene isimler değişerek gidecek. O zaman kosinüsün açılımında kos kos sin sin gider. Sinüsün açılımında ise sin kos sin kos gider. Pekala bakalım. Sin kos sin kos. O zaman bu bildiğiniz sinüsün açılımı. E, sinüsün açılımında aradaki işaret ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Açılarımız neler? 2 pi bölü 5 ile 3 pi bölü 5. Ha, toplarsak burası ne olur arkadaşlar? Sinüs 5 pi bölü 5. 5'ler sadeleşir. Pi mi kalır? Ha, Sinüs 180. O da sıfırdı. Cevabımız C şıkkı. Dörde bakalım. İki tane ifademiz var. Pay ve payda da inceleyelim. Sinkos, sinkos. İsimler değişerek gidiyor. Demek ki bu sinüsün açılımı. Sinüsün açılımında aradaki işaret aynen kalır. İlk açımız 30 derece. ikinci açımız 10 derece. İlk açımız dediğimiz şey başlangıçtaki sinüsün açısı. İkinci açımız dediğimiz şey ise onun yanındaki kosinüsün açısı. Yani 30 eksi 10. Sıra önemli. Önce sinüsün açısını yazacaksınız 30 derece, sonra kosinüsün açısını yazacaksınız 10 derece. Aşağıya bakalım. Aşağı nasıl gidiyor? Kos kos sin sin. Ha bu kosinüsün açılımı. Yalnız kosinüsün açılımında aradaki işaret değişiyordu. Artıydı. O zaman neye dönecek o? Eksiye dönecek. Açılarımız 80'e 10. Kosünüs de fark etmez. Açıları isterseniz 80 10 diye yazın. İsterseniz 10 80 diye yazın. Bunun sebebi ne? Kosinüs içerideki eksiği yutar ama sinüs dışarı atar. Onun için sinüste işaret önemli, içerideki. Kosünüs de ise önemli değil. O zaman ne oldu şu yukarısı sinüs 20, aşağısı ne oldu kosinüs 70. Hatırlayalım eski bilgi. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. O zaman şu kosinüs 70 yerine biz sinüs 20 yazarsak bunlar sadeleşir. Cevabımız 1 gelecektir. 5'e bakalım. Kosinüs A artı kosinüs B'nin karesi artı sinüs A eksi sinüs B'nin karesi 5 bölü 2 olduğuna göre kosinüs A artı B istiyor. Şimdi önce ne yapalım? Şu parantez kareyi bir açalım. Neydi kural? Birincinin karesi. Kos kare A. Artı ikincinin karesi. Kos kare B. Artı 2 katı. Birinci çarpı ikinci. Artı. Şimdi şu parantez kareyi açalım. Birincinin karesi sin kare A. Artı ikincinin karesi sin kare B. Eksi 2 katı sin a çarpı sin b. Eşittir. 5 bölü 2. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Trigonometrinin en temel özdeşliklerinden birisi var. Cos kare a artı sin kare a 1. Cos kare b artı sin kare b 1. Artı şurada ikiler ortak görüyor musunuz? 2 parantezinde cos a çarpı cos b eksi sin a çarpı sin b. Eşittir 5 bölü 2. Peki şu bir bir daha 2. Artı 2 çarpı. Şu arkadaş bakın kos kos sinsin diye gidiyor. İsimler değişmeden gidiyor. O zaman bu kosinüsün açılımı. Kosinüs A ile B'nin açılımı. Peki aradaki işaret ne? Kosinüste isimler değişmeden gider. Ama aradaki işaret değişir demiştik. Doğru mu? O zaman burası artı. 5 bölü 2. a tesadüfe bakın. Tam da bize onu soruyor. İyi denk geldi. Artık gerisi işlem. Ne yapacağız? Şu 2'yi önce şu tarafa atalım. 2 tane kosünüs A artı B eşittir. 5 bölü 2'den 2 çıkarsa 1 bölü 2. Sonra 2'ye bölersek 1 bölü 4. Cevabımız B şıkkı. Tanjantın açılımına bakalım arkadaşlar. Tanjantın açılımı şu şekilde işliyor. Şöyle yazarak anlatayım. Daha güzel akılda kalır. Tanjant A artı B eşittir. Sanki önce tanjantı parantez içine dağıtıyorsunuz. Ama dediğim gibi sanki. Tan artı tam B. Bakın içeriye dağıttı mı? Tabii böyle bir şey yok. Sanki diyoruz aklımızda kalması için. Sonra kesir çizgisini çekip şuraya 1 yazıyorsunuz. Bu bir hep var arkadaşlar. Aradaki işaret artı da olsa var. Eksi de olsa var. O 1 sabit. Yukarıdaki işaretle aşağıdaki işaret ise birbirinin tersi. Yani yukarı artı ise aşağı eksi. Yukarı eksi ise aşağı artı. Sonra bu tanjant A ile tanjant B'yi ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bunları ezberleyeceğim diye kendinizi fazla kasmayın. Ne yapın? Bu formülleri bir kenara yazın. Soru çözerken şu kitabınızın sağında, solunda dursun. Soru çözerken ara ara bakın. En fazla 2 test bilemediniz, 3 test formüllere bakarsınız. Ondan sonra bunlar zaten aklınızda yer eder. Yalnız formülleri yazarken böyle içinizden tekrar ederek, sanki bir tekerlemeymiş gibi tekrar ederek söylerseniz, yazarsanız daha rahat aklınızda kalır. Mesela ne diyorum? Kosinüsün aç açılımında isimler değişmez. Kos kos sin, sin Ama aradaki işaret değişir diyorum. Bunu her defasında kendinize tekrarlarsanız daha kolay aklınızda kalır. Sinüste ne oluyor? İsimler değişir. Sin kos sin kos gider ama aradaki işaret değişmez. Yani bunlar ters. Ya isimler değişecek, aradaki işaret değişmeyecek ya da isimler değişmeyecek ama aradaki işaret değişecek. Bu şekilde kendinize tekrar ederseniz aklınızda formüller kalır. Tanjantta da bu şekilde. Bakın sanki önce tanjantı içeri dağıttım. Sonra kesir çizgisi bu bir hep var. Yukarıdaki ile aşağıdaki ters işaretli. Sonra tanjantları çarptım. O zaman aynı mantıkla tanjant a eksi b'nin açılımına bakalım mı? Ne diyeceğiz? Önce kesir çizgimizi bir çizelim. Bu yavruları içeri dağıtıyorum. Tanjant a eksi tanjant b. Burada bir hep var. Buraya eksi ise aşağısı artı tan A çarpı tan B. Bu kadar. Peki kotanjantı formülü ne? Kotanjantın bir formülü var ama siz onu boş verin. Ne yapın? Size kotanjantı sorarsa siz tanjantı hesaplayın. Sonra bulduğunuz cevabı ters çevirirsiniz. Çünkü tanjant alfa atıyorum 1 bölü 3 ise kotanjant alfa neydi? 3'tü. Birbirinin tersiydi. Dolayısıyla siz tanjant hesaplayın. Bulduğunuz sonucu ters çevirseniz zaten o kotanjant olacaktır. Hemen örneğimize bakalım. Tanjant 75. Şimdi 75 dereceyi ben nasıl yazabilirim? Özel iki tane açı türünden nasıl yazabilirim arkadaşlar? 45 artı 30 diye doğru mu? O zaman tanjant 75'i 45 artı 30 diye yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Buna açılım uygulayacağım. Nasıl? Sanki içeri dağıtıyorum önce. Tanjant 45 artı tanjant 30 bölü. Şurada bir hep var. Bu iki arkadaş ters işaretli. Yukarı artı olduğu için aşağı eksi. Tanjant 45 çarpı tanjant 30. Tanjant 45 1. Tanjant 30 1 bölü kök 3. 1 eksi tanjant 45 1. Tanjant 30 1 bölü kök 3. Ha, yukarısı ne oldu payda eşitlersek? Kök 3 artı 1 bölü kök 3. Aşağısı ne oldu? 1 eksi 1 bölü kök 3. Yani payda eşitlersem kök 3 eksi 1 bölü kök 3. Bunlar giderse demek ki tanjant 75 kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1'e eşitmiş. Tabi bu cevaplarda yazmaz. Bunu düzenlemek lazım. Şimdi buradan sonrası amelelik yani matematik yapacağım. Ne yapacağım? Pay ve paydayı paydanın eşleniyle çarpıp bölüyorum. Tabi kök 3 eksi 1'in eşleniğin olur. Kök 3 artı 1. Dikkat. Şimdi bunda bunu çarparsam kökü 3 artı 1'in karesi olur. Peki aşağısı ne olur 2 kare farkı. A eksi B, A artı B çarparsak A kare eksi B kare. kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1, 3 eksi 1. Düzenleyelim. Kökü 3 artı 1'in parantez karesi. Birincinin karesi yani kök 3'ün karesi 3. İkincinin karesi 1'in karesi 1. Bir. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bölü 3 eksi 1, 2. Yani yukarısı 4 artı 2 kök 3 bölü 2. Sadeleştirsek 4 bölü 2 2. 2 kök 3 bölü 2 de kök 3. İşte tanjant 75. 2 artı kök 3 cevabımız C şıkkı. Ya bu ne çok uzunmuş demeyin. Sıkıntı şurada. Yani işin matematik kısmında. Paydanın eşleniyle çarp böl. Orası artık işleme girdiği için birazcık sorunun çözümü uzayabiliyor. Halbuki olay esasında çok basit. Şu formülü yazıyorsunuz. Cevap geliyor. Örnek 7'ye bakalım. Bir ABC üçgeninde tanjant BAC yani tanjant A. Ortadaki harfi alıyorduk doğru mu? 2. Şimdi bak kotanjant ABC. Kotanjant ABC 1 bölü hemen tanjant lazım bize. Tanjant B ne gelecek? 1 bölü 3'ün tersi 3. Kotanjant belli ise zaten tanjant bellidir onun tersi. O zaman kotanjant B 1 bölü tanjant B 3. Benden ACB açısının ölçüsünü istiyor. Ha, o zaman ne yapalım? MACB acaba nedir diye şöyle bir soru işaretini koyalım. Şimdi bu bir üçgen olduğuna göre ben şunu biliyorum. A artı B artı C açılarının toplamı eşittir 180 derece. Şimdi bu eşitliği yazdıktan sonra arkadaşlar bu harflerden bir tanesini sağdaki sayının yanına atacağız. O sayı bazen 90 olacak, bazen 180 olacak, bazen 270 olacak. Hangi harfi atacaksınız? Size sorulan harf hangisi ise her zaman onu atacaksınız. Bunu sorularda tekrar edeceğim ama şimdiden vurgulayalım. Benden C açısını mı istiyor? Onu soruyor. O zaman C'yi sayının yanına atıyorum. O zaman A artı B eşittir. Ne oldu? 180 derece eksi C. Şimdi ne yapacağım? Her iki tarafın tanjantını alacağım. Alalım. Tanjant A artı B eşittir. Tanjant 180 c. Şimdi sol tarafı açıyorum. Neydi formül? Önce sanki tanjantı içeri dağıtıyordunuz. Tanjanta artı tanjant B. Böyle şurada bir hep vardı. Yukarıdaki ile aşağıdaki ters işaretli artı. O zaman burası eksi. Tan A çarpı tan B. Eşittir. Tanjant 180 eksi C. Aman ha burayı da sakın açayım mı açayım demin. E ne yapacağız? Eski bilgi indirgeme formülünü uygulayacağız. Ne yapıyorduk? 180 de isim değişmiyordu. Tanjant C. 180 şurasıydı. Eksi C dediğine göre 180'den küçük olacak ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi. O sayının yanına attığımız harfi bu şekilde kullanıyoruz. Yani indirgeme formülleriyle açıyoruz. Sol tarafı ise normal. Toplam fark formülü açıyoruz. Şimdi tanjant A. E belli 2. Artı tanjant B. Belli 3. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Eşittir eksi tanjant C. Yukarısı 5. Aşağısı 2 kere 3. 6. 1'den 6 çıkar. Eksi 5. Eşittir eksi tanjant C'den. Ha, eksiler giderse 5 bölü 5. 1 demek ki tanjant C'ye kaçmış? 1. Yalnız benden tanjant C istemiyor. C açısının ölçüsünü istiyor. E tanjantı 1 olan açı biz biliyoruz 45 derece. Demek ki cevabımız C şıkkı. 8'e bakalım. Tanjantın içerisinde art tanjant 2 artı arc 3 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Hatırlayın art tanjant arc, tangent, arc soruları çözerken ne yapıyorduk? Bunlara alfa ve beta diyorduk doğru mu? O zaman bu yavruya alfa diyelim. Bu arkadaşa da beta diyelim. Demek ki artık bana neyi soruyor? tanjant alfa artı beta'yı soruyor. Yani benim bulmam gereken şey artık tanjant alfa artı beta. Peki biz neye alfa dedik? Art tanjant 2'ye alfa dedik. O zaman art tanjant 2 alfa ise arkı kaldırın yer değiştiriyorlardı. Tanjant alfa eşittir kaç oldu? 2. Bunları hatırlıyorsunuz. Peki neye beta dedik? Biz ark sinüs 3 bölü 5'e beta dedik. O zaman arkı kaldırın 3 bölü 5 ile beta yer değiştirecek. Demek ki sinüs beta da ne gelecek? 3 bölü 5. Peki sinüs beta 3 bölü 5 ise tanjant beta ne olur arkadaşlar? O da 3 bölü 4 doğru mu? Nereden buldum bunu? Dik üçgen çizerek değil mi? Hadi çizelim şuraya. Beta sinüs beta 3 bölü 5 ise demek ki karşı 3 hipotenüs 5. komşu ne kaldı? 4. Peki tanjant beta neydi? Karşı bölü komşu yani 3 bölü 4 gelecekti. Şimdi benden istenilen ifade neydi? Tanjant alfa artı beta. Hemen açalım. Nasıl yapıyorduk? Sanki önce içeriye dağıtıyoruz. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü. Burada bir hep var. Yukarıdaki ile aşağıdaki ters işaretli. Tan alfa çarpı tan beta. Artık gerisi değerleri yerine yazıp işlem yapmak. Tan alfa 2 artı tan beta 3 bölü 4. Bunları bulmuştuk. Bölü 1 eksi 2 çarpı 3 bölü 4. Ne geliyor yukarısı? 4 kere 2 8 3 4 var. 11 bölü 4. Aşağısı ne geliyor? Sadeleştirelim. 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2. Yani 11 bölü 4 çarpı eksi 2 bölü 1. Ha, sadeleştirirsek o da eksi 11 bölü 2. Cevabımız B şıkkı. Bu kısım trigonometrinin en kolay kısımlarından birisi. Neden? Çünkü her şey formüle dayalı. Pek fazla düşünecek bir şeyiniz Yok, sorudaki o kalıbı zaten anladıysanız, soru bankalarında denemelerde şurada burada soru çözdüyseniz, zaten hep aynı şeylerin karşınıza çıktığını fark edeceksiniz. Sadece bir formüle bakıyor. Formülü açacaksınız, yerine yazacaksınız. Buradaki tek sıkıntı ne? Çok fazla işlem olması. Kesirli sayılarla bazen işlem yapıyorsunuz, artılar, eksiler birbirine karışabiliyor. Tek dikkat etmeniz gereken yer Orası onun haricinde yoksa ben burada bir ne yapmalıyım ne etmeliyim diye pek fazla düşünecek bir durumunuz yok. Çoğu şey genelde formüle bağlı. 9'a bakalım. N ve M farklı sayı olmak üzere MX kare artı 3 NX eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri tanjant 21 ve tanjant 24'müş. Şimdi bakıyoruz bu arkadaş ikinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden denklemin kökleri X1 ve X2 olmak üzere 2 tanedir. İşte bunlardan birisi tanjant 21'miş. Diğeri de tanjant 24'müş. Şimdi bu 21 ile 24'ün bir estetiği, bir güzelliği var mı? Normalde bizim bildiğimiz o meşhur açılara benzemiyor. 30 45 60. Peki bunların özelliği ne? Eğer açılar tek başına özel bir anlam ifade etmiyorsa, 30 45 60 gibi ikisi beraber özel bir anlam ifade ediyordur. 21 24 toplarsanız kaç eder? 45. Ha demek ki bunların güzelliği 45 derece etmesi. Ha o zaman bu soruda yazarken 21 ile 24'ü kullanmalarının tek bir esprisi var. Toplamları 45 etsin. İsterse ne kullansınlar? 19 ile 26'yı kullansınlar. Yeter ki toplamları 45 etsin. O zaman 21, 24 daha 45 herhalde oraya yükleneceğiz aklımızda. Peki bu ikinci dereceden denklemin köklerini bize niye vermişler? İkinci e ikinci dereceden denklemin kökler toplamı, kökler çarpımı kurallarını uygulayın diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? ax kare artı bx artı c eşittir 0 diye verilen bir ikinci dereceden denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a. x1 çarpı x2 de neydi arkadaşlar? c bölü a'ydı. Hadi yazalım. Kökler toplamı x1 artı x2 eşittir. Eksi B bölü A yani eksi 3N bölü M. Peki kökler çarpımı da C bölü A yani eksi 2 bölü M. Bunlar bir kenarda dursun. Biraz sonra kullanacağım. Ne dedim? Bu 21 ile 24'ü niye vermişti bana? Toplamları 45 ediyor diye. O zaman toplayıp 45'e eşitleyelim. Şimdi ne yapalım? Her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant 21 artı 24 derece eşittir tanjant 45 derece. Eşitliğin her iki tarafın tanjantını alabiliriz. Şimdi bu arkadaşa açalım. Açılımı uygulayalım. Tan 21 artı tan 24 bölü 1 eksi tan 21 çarpı tan 24. Hatırladınız değil mi? Formül böyledi. Ha, peki uzatmayalım. Tanjant 45'te kaç eşit arkadaşlar? 1. Direkt yazalım. Şimdi tanjant 21 artı tanjant 24 ne? E, kökler tanjant 21 ile tanjant 24 değil mi? O zaman tanjant 21 artı tanjant 24 demek kökler toplamı demek. E, kökler toplamı ne? Eksi 3 ne bölü m. Gelelim paydaya. 1 eksi. Tan 21 çarpı tan 24. E bu da ne demek? E bu da kökler çarpımı demek. O da neydi? Eksi 2 bölü m. Eksi de burada vardı. Artı 2 bölü m oldu mu? Peki burası kaç eşit olacak? 1'e. E gerisi artık kolay. Eksi 3 n bölü m. Bölü payda eşitlersek m artı 2 bölü m. M'ler gitti. Tabi eşittir 1. Geriye ne kaldı? Eksi 3 n bölü m artı 2 eşittir 1 mi kaldı? Hadi içler dışlar yapalım. Eksi 3 n eşittir m artı 2'den. Ne yapalım? Bu eksi 3 neyi bu tarafa atalım. 2'yi bu tarafa atalım. Eksi 2 eşittir. M artı 3 ne? E zaten bana da M artı 3 neyi soruyordu. Tam iyi denk geldi. Aradığımız cevap kaçmış? Eksi 2. Bakın bir daha söylüyorum. Soru esasında çok kolay bir soru. Neden? Toplam formülünü açıyorsun. Yerine yazıyorsun. Cevap çıkıyor. Ama çok fazla işlem kalabalığı var. O kısmı birazcık yoruyor. Oraya birazcık Dikkat edin. Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü trigonometri biliyorsunuz AYT'de çıkıyor. Orada da fazla zaman sorununuz olmadığı için bunları rahatlıkla yetiştirip çözebilirsiniz. Sadece hakim onun formüllere oraya dikkat edin. Örnek ona bakalım. Şimdi bu toplam fark formüllerinin bir de geometrik şekiller içerisinde soruluşu var. Onlara bakalım. Diyor ki 5'i 7'yi vermiş. Bu bir kare. O zaman buralar 12 12. Bizden tanjant x'i istiyor. Şimdi bu tip sorularda yapacağınız şey şu. O x'in sağında solunda boşluklar vardır. O boşlukları dolduracaksınız. Hadi dolduralım. Şurası a. Burası da b olsun. O zaman ne oldu şimdi? 3'ü beraber a artı b artı x eşittir 90 derece. Ne yapacağım? Bunlardan birisini sayının yanına atacağım. Hangisini? Size tanjant x'i soruyor. O zaman x'i atacağım. Dolayısıyla A artı B eşittir. Ne gelecek? 90 derece eksi x. Her iki tarafın tanjantını alalım. O zaman tanjant A artı B eşittir. Tanjant 90 derece eksi x. Şimdi tanjant A artı B'nin açılımını yazalım. Tan A artı tan B. Ne yaptım? Sanki içeri dağıttım. Bölü bir hep vardı. Ters işaret eksi tan A çarpı tan B. Eşittir tanjant 90 eksi x. Aman abi bunu açmıyordunuz. Buna indirgeme formülü uyguluyordunuz. Ne yapıyorduk? 90'da isim değişiyor. Kotanjant x. 90 eksi x birinci bölge. Birinci bölgede tanjantın işareti artı. Tanjant a. Ha, bakın burada dik üçgen aslanlar gibi yatıyor. Karşı bölü komşudan 5 bölü 12. Artı tanjant b. Ha, bakın oradaki dik üçgen de burada yatıyor. 12 bölü 12'den Hocam o B dediğiniz yer karede köşegen ya 45 derece değil miydi? Evet 45 derece ama siz oraya B deyin. Nasılsa bana tanjantı lazım. 12 bölü 12'den 1. 45 de deseniz 1. B de deseniz 1. Ama siz bana güvenin oraya B deyin. 45 deyince şurada kafalar karışabiliyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun için siz oraya B deyin. Aşağıya gelelim. 1 eksi tanjant A 5 bölü 12. Tanjant B 1 eşittir. Kotanjant X. Gerisi gene amelelik işlem. Payda eşitlersek yukarısı 17 bölü 12. Aşağısına geliyor 1 eksi 5 bölü 12. Yani 7 bölü 12. Eşittir. Kotanjant x. 12'ler gitti. Demek ki kotanjant x neymiş? 17 bölü 7. Ama dikkat. Size tanjant x'i soruyor. Ters çevir. 7 bölü 17. Cevabımız e şıkkı. 11'e bakalım. Gene bakın bizden tanjant alfa istiyor. Bu alfanın sağında solunda boşluklar var. Onları hemen dolduruyorum. Buraya x diyelim. Buraya da y diyelim. Böylece ne oldu? x artı y artı alfa eşittir 180 derece. Benden alfanın tanjantını istediği için alfayı sayının yanına atıyorum. x artı y eşittir 180 derece eksi alfa. Şimdi her iki tarafın tanjantını alıyorum. Dediğim gibi bunu bir iki test siz kendi başınıza çözseniz. Formül kağıdını da böyle yanı başınıza koysanız iki test çözdüğünüzde zaten bütün formüller aklınızda kalır. Şu videoyu bile sırf baştan sona izleseniz ben, ben tekrar ettikçe sizin gene aklınızda kalır. Neydi tanjant x artı y'nin açılımı? Sanki önce içeriye dağıtıyorum. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Eşittir tanjant 180 eksi alfa. 180 de isim değişmez. Tanjant alfa. 180 eksi alfa ikinci bölge ikinci bölgede tanjantın işareti eksi. Evet tanjant x görüyorsunuz dik üçgenimizi 4 bölü 3 karşı bölü komşu. Artı tanjant diye şimdi burası 4 ise burada 4 mü? Ha karşı bölü komşudan 4 bölü 2'den 2. Bölü 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 2. Eşittir eksi tanjant alfa. 3 kere 2 6 4 de burada vardı 10 bölü 3 pay Paydana geliyor. 8 bölü 3 birden 8 bölü çıkartırsak eksi 5 bölü 3. Eşittir eksi tanjant alfa. Eksiler gitti. 3'ler de gitti. Geriye 10 bölü 5 kaldı. O da 2. Demek ki tanjant alfa 2. Cevabımız B şıkkı. Örnek 12'ye bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Uzunluklar verilmiş. Bizden kotanjant x'i istiyor. Şimdi bizden kotanjant x'i istiyor ama biz gene ne yapacağız? Tanjantı bulacağız. Yani tanjantın açılımını uygulayacağız. Sonuca göre kotanjant x'i de ne yapacağız? hesaplayacağız. Şimdi önce ne yapalım? Şu x'in sağındaki solundaki boşlukları bir dolduralım değil mi? Ama x'in sağında sonunda boşluk yok. O zaman önce onu bir halledelim. Nasıl halledelim? Bakın şunu şöyle uzatıyorum. İşte şuraya A buraya B dersem artık ne oldu? A artı B artı X eşittir 180. Sonra X'i bu tarafa atarım. Gene aynı taktiği uygularım. Ama bu sefer bir değişik yoldan çözelim. Gene aynı şeyleri yapacağım da biraz daha değişik yoldan çözelim. Eğer x'in sağını solunu dolduramıyorsanız. Mesela atıyorum o demin gf'yi uzattım sağını solunu doldurdum ya. Öyle yapamadığınızı farz edelim. Olmuyor aman Allah'ım. O zaman şöyle yapacaksınız. X'i parçalayacaksınız. Nasıl? E şunu şöyle uzatırsanız. Bakınız X parçalandı. Buna A diyelim. Buna B diyelim. Artık ne oldu? A artı B eşittir. X oldu. Ha bakın bu sefer sanki daha güzel oldu. Hiç sayımayı da yok. Kimi kimin yanına atsam derdi de yok. Direkt A artı B eşittir. X. Alalım her iki tarafın tanjantını. Demek ki tanjant A artı B eşittir. Ne oldu? Tanjant x. E bunu açarsam ne gelecek? Tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b. Eşittir tanjant x. Şimdi bana neler lazım? Tanjant a ile tanjant b lazım. Hadi bulalım. Şimdi şurası 6 ise karşı da 6 değil mi arkadaşlar? Burası 3 ise karşı da 3. Peki şu d, g, f, e bir kareymiş. O zaman buralar hep 6, 6. E tamamı 12. Burası 6 ise burada 6. E burada 6. E bitti. Tanjant A 6 bölü 6'dan yani karşı bölü komşudan 1. Artı tanjant B. O da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. 1 eksi tanjant A 1. Tanjant B 1 bölü 2 eşittir. Tanjant X. 2 kere 1 2 bir de burada vardı 3 bölü 2. Bölü 1 bölü 2 1'den çıkarsa 1 bölü 2 eşittir. Tanjant x'ten Demek ki tanjant x eşittir. Kaçmış arkadaşlar? 3. Fakat benden kotanjant x'i istiyor. Ne yapacağım? Hop ters çevireceğim. Tanjant x 3 ise kotanjant x 1 bölü 3. Cevabımız B şıkkı. 13'e bakalım. Bizden ne istiyor? B açısının tanjantını istiyor. Bakıyorum B açısının sağını solunu doldurabilirim. Gene ne yaparım? Şöyle çizerim. Buraya A buraya B der hallederim. Ama gene öyle yapmayayım ben. Açıyı parçalayayım. Nasıl? Şunu şöyle çizersem işte şuraya A buraya B dersek A artı B ne gelecektir arkadaşlar? Bize B açısını verecektir. Her iki tarafın tanjantını alıyorum gene. Tanjant A artı B eşittir. Tanjant B açısı. O zaman ne gelecek bu da? Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan a çarpı tan b. Peki bana tanjant a lazım. Hadi bulalım. Nasıl bulacağım? Bakın tanjant a'yı şu siyah üçgenden bulacağım. Karşı 3 komşu 5. Ha, tanjant a bu üçgenden ne geldi? 3 bölü 5. Artı tanjant b lazım. Onu da şu mavi üçgenden bulalım. Hangisinden? Şuradan bakın görüyor musunuz? karşı 3 komşu 3 yani 3 üç bölü 3'ten tanjant B'de 1. 1 eksi tanjant A 3 bölü 5'ti tanjant B'de 1 de eşittir. Bizden istenilen yukarısına geldi 8 bölü 5. Bölü aşağısına geldi 1 eksi 3 bölü 5'ten 2 bölü 5. Beş. Ha 5'ler sadeleşti 8 bölü 2 4 eşittir. B açısının tanjantı. Cevabımız D şıkkı. 14'e bakalım. 4'ü 12'yi vermiş. Bizden tanjant alfa ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Ne yapalım? Gene alfa'nın sağını solunu dolduralım. Tamam. Sağ kısmı kolay da sol kısmında kocaman bir boşluk var. E ne yapacağız bu sefer? Size yamuk üzerinden soru sorarlarsa onu dikdörtgene tamamlayın. Hatta soruların çoğunda böyle garip bir şekil verirse dikdörtgene tamamlamaya çalışın. O zaman hadi tamamlayalım. Bu arkadaşı uzattım şöyle. Bu arkadaşı da buraya dik geldim. İşte karşınızda bir dikdörtgen. A, B, C, D'yi kullanmış. E diyelim. Burası 4. Tamamı 12 Burası 8. Aha da buralara x ve y dersem gene ne olacak şimdi? x artı y artı alfa eşittir 90. Kime atıyorduk? Bana sorulanı atıyordum. Yani alfayı x artı y eşittir 90 derece eksi alfa. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant 90 derece eksi alfa. Yani ne olacak şurası? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Eşittir tanjant 90 eksi alfa. 90'da de isim değişir. Kotanjant alfa 90 eksi alfa. Birinci bölge yani şartımız pozitif. Evet tanjant x karşı bölü komşudan 4 bölü 12 1 bölü 3. Şuraya yazalım. Artı tanjant y karşı bölü komşudan 8 bölü 4 2. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 2. Eşittir kotanjant alfa. Ne geliyor yukarısı? 3 kere 2 6. Bir daha 7 bölü 3 mü? Peki aşağısı ne geliyor? 1 eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 mü? Ha, bölü 3'ler gitti. 7 bölü 1'den kotanjant alfa 7'ye eşitmiş. Ama bizden tanjant alfa istiyor. Ders çevirirsek 1 bölü 7. Cevabımız E şıkkı. 15'e bakalım. Gene üniversite sınavında çıkmış bir soru. Bizden kotanjant x'i istiyor. Ama biz gene ne yapacağız? Tanjant x üzerinden yürüyeceğiz. Doğru mu? Bu şekil bir kareymiş. O zaman şurası 3. Burası 2. Burası 6. Bir kenar 6 olduğu için şu boşlukları doldurdum. Şimdi x'e bakıyorum. x'i nasıl yazabilirim? Sağındaki sondaki boşlukları doldursam. Mesela buraya a desem. Buraya b desem. A artı B artı X kaç derece bilmiyorum. O zaman bu sağ sol doldurma hali olacak şey değil. O zaman X'i ne yapacağım? Başka açılar türünden ifade edeceğim. Bakın şuraya A desem buraya B desem. Hatırlıyor musunuz? Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşitti. O zaman A artı B üçüncü açının dışı X'e mi eşit olacak? O zaman A artı B eşittir X'i. Her iki tarafın gene tanjantını alıyorum. Tanjant A artı B eşittir. Tanjant X. İsterseniz bu sefer tanjant A artı B'nin açılımını yapmadan direkt çözüme geçeyim. Bakayım anlayabilecek misiniz? Tanjant A. Şu C üçgeni görüyor musunuz? Karşı bölü komşudan 4 bölü 6. 2 bölü 3. Artı yanında ne vardı? Tanjant B. Onun için de şu kırmızı üçgene bakın. Tanjant B içinde. Karşı bölü komşudan 6 bölü 3 2. Sonra bölü ne vardı? 1 vardı. Eksi tanjant A çarpı tanjant B. Eşittir tanjant X. Yukarısına geliyor 8 bölü 3. Aşağısına geliyor 4 bölü 3. Birden çıkartırsak eksi 1 bölü 3 mü? Eşittir tanjant X. 3'ler gitti. Demek ki tanjant X eksi 8 imiş. Ama benden kotanjant X'i istiyor. O zaman eksi 1 bölü 8 cevabımız D şıkkı. Şekilde kısa kenarı 10 santim uzun kenarı 60 santim olan dikdörtgen görümlü tahta parçaları üst üste konulmuştur. Bu tahta parçalarından ikincisi 10 santim. Yani şöyle 10 santim. Üçüncüsü 20 santim yani şuradan itibaren 20 santim. Ve dördüncüsü de buradan itibaren 30 santim. Olmak üzere aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sağa doğru kaydırılıyor. AC ve DB çizilmiş. Aralarındaki açı alfa olmak üzere tanjant alfa istiyor bizden. Şimdi ne yapalım? Şuraya x diyelim. Buraya da y diyelim. Böylece ne oldu? x artı y artı alfa eşittir 180 oldu. Benden ne istiyor? Tanjant alfa. Neydi kuralımız? Size sorularınız sayının yanına atınıyorduk. O zaman x artı y eşittir 180 eksi alfa oldu. Sonra her iki tarafı tanjantını alıyorum. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant 180 eksi alfa. Şimdi bana ne lazım? Tanjant x ile tanjant y'ye lazım. Bu değerleri bulalım. Şimdi tanjant x için ne yapalım? Şu şekli tamamlayalım mı? Şöyle. Bu sondaki vatandaş kaç santim sağa kaydırılmıştı? 30. O zaman burası 30 santim. Normalde zaten uzunluğu kaçtı bunun? Şurası 60. Peki şunlar kaçar santimde arkadaşlar? ar santim. Ha bakın tanjant x çıktı. 40 karşı 90. Komşu 40 bölü 90. Yani sadeleştirsek 4 bölü 9. Tanjant x çıktı. Artı tanjant y lazım. Şimdi tanjant y'yi bulalım. Şuradan aşağıya bir dik gelelim. Buralar 10, 10, 10, 10. Peki şimdi arkadaşlar şurası 30 sa burada 30 olmaz mı? O nereden çıktı? E çünkü şurası kaçtı? 60'tı değil mi? O zaman burası 30 sa buraya da ne kaldı? 30. Ha, şimdi dikkat. Y için karşı 40 komşu 30. 40 bölü 30'dan 4 bölü 3. Şimdi neydi tanjant x artı y'nin açılımı? Tanjant x artı tanjant y bölü. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Artık bunu çok iyi biliyorsunuz. Tanjant 180 eksi alfa neydi? 180 de isim değişmez. Tanjant alfa. 180 eksi alfa ikinci bölgede olduğu için tanjantın işareti eksi. Artık gerisi amelilik. işlem yapalım. Şurayı 3 ile çarparsam 4 kere 3 12. 4 de burada var. 16 bölü 9 payımız. Paydaya bakalım. 16 bölü 27. 1'den 16 bölü 27'yi çıkartırsak 11 bölü 27 eşittir. Eksi tanjant alfa. Şu yavruyu ters çevirelim. 16 bölü 9 çarpı 27 bölü 11 eşittir. Eksi tanjant alfa. 9'a böl 1, 9'a böl 3. 16 çarpı 3, 48 bölü 11. Eksi de bu tarafa at. Ha, demek ki tanjant alfa eksi 48 bölü 11. Cevabımız E şıkkı. Burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Aklınızda bulunsun fx eşittir a kosinüs x artı b sinüs x olmak üzere. Yani açılar aynı x x ama bir a kosinüs x diğeri de, de b sinüs x. Bu fonksiyon alabileceği en büyük değer karekök içerisinde a kare artı b karedir. En küçük değer ise eksi a kare artı b karenin kareköküdür. O zaman hemen sorumuza bakalım. 6 kosinüs x artı 8 sinüs x tam istediğim gibi bir de yanında eksi 3'ümüz var. Alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi yapacağınız şey şu. Eksi 3'ü önce bir görmezden gelin. 6 kosinüs x artı 8 sinüs x'in alabileceği en büyük değeri bulun. Ne diyordu formül? Karekök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesi. O da eşittir. Kaç gelecek? 10. Peki buradaki güzellik dikkatinizi çekti mi? 6, 8 cevapta çıktı. 10. Ha, sanki dik üçgen gibi doğru mu? Evet doğru. O zaman bir fonksiyon alabileceği en büyük değer bu arkadaşları dik kenar kabul ettiğinizde elde ettiğiniz hipotenüstür. 6, 8 en büyük değer 10. Yalnız şurada bir eksi 3'ümüz vardı unutmayalım. O zaman 10 eksi 3'ten maksimum değer kaçmış? 7. Gelelim minimum değere. E, artı 10 maksimum değerse eksi 10 da neydi? Minimum değerdi. Ama eksi 3'ümüzü unutmayalım eksi 10 eksi 3'ten eksi 13'te alabileceği minimum değer. Bizden bunların toplamını istiyor. Eksi 6 cevabımız B şıkkı. Buradaki mantık anlaşıldı değil mi? Mesela bir tane daha örnek yazayım ben size. 5 sinüs x artı 12 kosinüs x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Bakın kat sayılar dik üçgenin kenarları. 5, 12. O zaman alabileceği en büyük değer 13. En küçük değerde eksi 13 dersiniz. Umarım anlaşılmıştır. Böylece bir konu anlatımını bitirdik. Testlere geçtik arkadaşlar. Cos 10 çarpı cos 50 eksi sin 50 çarpı sin 10. Gayet kolay bir soru. Formülü tekrarlattıran bir soru. Cos cos sin sin gidiyorsa isimler değişmeden bu kosinüsün açılımıydı. Yalnız kosinüsün açılımında isimler değişmediği halde aradaki işaret değişiyordu. O zaman burası kosinüs atmış. Yani 1 bölü 2 cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Açılımımız sin kos, şeklinde gidiyor. Demek ki bu sinüsün açılımı. Sinüsün açılımında isimler değişerek gittiği için sin kos, sin diye aradaki işaret değişmiyordu. Yani artı artı olarak kalıyor. Önce ne yapıyorduk? Sinüsün açısını yazıyorduk 27. Sonra kosinüsün açısını 33. Ha, ne oldu burası? Sinüs 60 oldu. Yani kök 3 bölü 2 cevabımız C şıkkı. 3'e bakalım. Sinüs eksi 50 kosinüs 20. Eksi sinüs eksi 20 kosinüs 50. Ha, burada bir duralım. Çünkü açılar farklı. Bir eksi 50 var. Bir artı 50 var. Bir art 20 var. Bir eksi 20 var. O zaman şu önce içerideki eksilerden bir kurtulalım. Sinüs ne yapıyordu? İçerideki eksiyi dışarı mı atıyordu? Atalım. Eksi sinüs 50 s 20 sonra şu eksiği de dışarı atarsak artı sinüs 20 kosinüs 50 O zaman ben bunu şöyle yazayım ee, şu eksiyle başlamaması için sinüs 20 çarpı kosinüs 50 eksi yani bunu bu tarafa atayım sinüs 50 çarpı kosinüs 20 Ha, şimdi sıkıntı yok. Nasıl gidiyor? Sinkos, sinkos. O zaman bu sinüsün açılımı. Yani sinüsün açılımında isimler değiştiği halde aradaki işaret değişmiyordu. Yani şu eksi eksi olarak kalıyor. Önce sinüsün açısı çok dikkat 20. Sonra kosinüsün açısı 50. Aman ha sıra çok önemli sinüste. Çünkü burası ne gelecek şimdi? Sinüs eksi 30 gelecek. Eksiyi de dışarı atacağız. Eksi sinüs 30 olacak. Eğer siz sıraya dikkat etmezseniz 50 eksi 20'den sinüs 30 dersiniz. Cevap da yanlış olur. Sinüs 30 1 bölü 2 idi ama önünde eksi var. Eksi 1 bölü 2. Cevabımız C şıkkı. Ne yaptım? Önce eksileri dışarı attım. Sonra şu eksiyle şu artılı ifadenin yerlerini değiştirdim. Önce artıyla başlasın diye. Sonra da açılımı uyguladık. Soru bitti. 4'e bakalım. Cos kos, sin sin. Ha, bu kosinüsün açılımı. Yalnız kosinüsün açılımında isimler değişmeden gittiği için aradaki işareti değiştiriyorduk. Artı. Burada fark etmez. Önce ister kosinüsünü isterseniz sinüsün açısını yazın. Fark etmez. O zaman önce 3 pi bölü 4 yazalım. Sonra da pi bölü 12 yazalım. Payda eşitlersek ne geliyor burası? 9 pi. Bir pi de burada vardı. 10 pi bölü 12 mi geldi? Kosinüs 10 pi bölü 12. Yani o da kosinüs 5 pi bölü 6. Yani o da kosinüs pi neydi? 180. 180 bölü 6 35 ile çarp 150 derece. İşte benden kosinüs 150 derece istiyor. Kosinüs 150 dereceyi de nasıl yazabilirim? Kosinüs 180 derece eksi 30 diye yazabilir miyim? Ha, 180 de isim değişmez. Kosinüs 30. Yalnız 150 ikinci bölgede. ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi. O zaman kosinüs 150 Eksi 30 30'muş. Yani eksi kök 3 bölü 2. Cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. Sin kos, sin Gene sinüsün açılımı bu. İsimler değişerek gittiği için aradaki işaret değişmiyor. Eksi. 7 pi bölü 9. Sonra kosinüsün ki pi bölü 9. O da ne yapar arkadaşlar? Sinüs 6 pi bölü 9. 6 pi bölü 9'da ne demek sadeleştirirsek? Sinüs 2 pi bölü 3. Yani sinüs 2 pi bölü 3'te ne demek? Sinüs 120 mi demek? Sinüs 120'yi sinüs 180 derece eksi 60 derecede yazabilir miyim? 180'de isim değişmez. Sinüs 60. 120 ikinci bölge. ikinci bölgede sinüsün işareti artı. Ha, sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Cevabımız E şıkkı. 6'ya bakalım. Yukarısı sinkos sinkos. Yani sinüsün açılımı. Aradaki işaret değişmeden 13 artı 47 diye yazıyorum. Böyle aşağısı kos kos sinsin kosinüsün açılımı. Aradaki işaret değişir 21 eksi 171. Yukarısına geldi sinüs 60. Aşağısına geldi kosinüs eksi 150. Ama kosinüs zaten eksi yutuyordu. Yani kosinüs 150. Peki sinüs 60 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Peki kosinüs 150 neydi? Biraz önce hesaplamıştık galiba 180 eksi 30 demiştik. 180'de isim değişmez. Kosinüs 30. Ama 152. Bölge'de olduğu için eksi 30'un da kosinüsü kök 3 bölü 2. Ha, bunlar gitti. Eksi 1. Cevabımız B şıkkın. 7'ye bakalım. X ve y dar açılar olmak üzere bla bla bla. Tanjant y eksi x ifadesinin değeri kaçtır? E hadi açalım şunu. Önce sanki içeriye dağıtıyorum. Tanjant y Eksi tanjant x bölü 1 hep var. Bura eksi ise bu ara artı. Tanjant y çarpı tanjant x. Evet tanjant y. E, kotanjant y 3 bölü 4 ise tanjant y 4 bölü 3. Eksi tanjant x yani 2 bölü 3. Bölü 1 artı 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Yukarısına geldi 2 bölü 3. Aşağısına geldi 8 bölü 9. 1 ile toplarsak 17 bölü 9. Ha, o da ne yapar? 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 17. Sadeleştirirsek 6 bölü 17. Bize tanjant y eksi x'i verir. Cevabımız b şıkkı. Tanjant 18 artı tanjant 27 bölü eksi 1 artı tanjant 18 çarpı tanjant 27. Şimdi bu tanjantın toplam formülüne benziyor gibi ama olmamış. Ne olmamış? ne diyorduk? Kesir çizgisini çektikten sonra paydaya 1 yazıyorduk. Doğru mu? Eksi 1 değil. O zaman şu eksi 1'i düzeltelim. Nasıl düzeltelim? Eksi parantezin alarak. O zaman şöyle yapıyorum bakın. Tanjant e, şöyle silelim. Tanjant 18 artı tanjant 27 bölü eksi parantezinde ha, 1, diye başlasın. Eksi parantezin alırsak tanjant 18 çarpı tanjant 27. Şimdi şu eksiyi başa atalım ve ifadeyi inceleyelim. Tan 18 artı tan 27 bölü 1 eksi çünkü artı ile eksi ters işaretli olacak. Tan 18 çarpı tan 27. Heh, süper. Bu arkadaş ne oldu? Şu an tanjant 18 artı 27'nin açılımı oldu. Aşağıya eksi parantezini alınca. O zaman burası ne oldu? Eksi tanjant 45. Tanjant 45'in 1 olduğuna dair rivayetler var. O zaman eksi 1 cevabımız A şıkkı. Evet bir diğer testimize bakalım şimdi. Sinüs pi eksi x çarpı kosinüs 2 pi eksiye. y. Sinüs pi bölü 2 artı x çarpı kosinüs 3 pi bölü 2 artı y. Bunların hiçbiri birbirine benzemiyor. O zaman önce bunları bir tek tek hesaplayalım. Hem de eski bilgileri bir tekrarlamış oluruz. Sinüs pi eksi x. Pi yani 180'de isim değişmez. Sinüs x. Pi eksi x ikinci bölge ikinci bölgede sinüsün işareti artı. Süper. Kosinüs 360 eksi. 360'ın esas ölçüsü neydi? 0. O zaman buraya 0 yazsak bir zararı yok. 0 eksiye eksiye. E, kosinüs de eksi yutar. O zaman kosinüs y ye kalır. Devam edelim. Artı demiş. Hadi artı diyelim. Sinüs 90 artı x. 90'da isim değişir. Kosinüs x. 90 artı x. ikinci bölge. ikinci bölgede sinüsün işareti artım. Kosinüs 270 artı y. 270'de isim değişir. Sinüs y. 270 artı y 4. bölge 4. bölgede kosinüsün işareti artı. O zaman ifade buymuş. Ne peki bu sin cos sin bu sinüsün açılımı. E sinüsün açılımında aradaki işaret aynen kalıyordu. Demek ki bu arkadaş sinüs x artı y'nin açılımı. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. Tanjant 10 x olduğuna göre kotanjant 55 ifadesinin x cinsinden eşittir. Şimdi size ne demiştik? kotanjant sorsalar dahi siz tanjant hesaplayın sonra bulduğunuzu ters çevirirsiniz. O zaman biz şimdi kotanjant 55'i boş verelim. Tanjant 55'i hesaplamaya çalışalım. Sonra bulduğumuz sonucu ters çevireceğiz ama unutmayın. Şimdi 10 ile 55 ne alaka düşünürsek ha, 45 artı 10 55. Oraya gideceğiz doğru mu? O zaman yazalım hadi 45 artı 10 eşittir 55. Her iki tarafın tanjantını alırsak Tanjant 45 artı 10 eşittir. Tanjant 55. Dağıtalım. Tan 45 artı tan 10. Bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan 10. Eşittir. Tanjant 55. Peki tanjant 45 1. Tanjant 10 da x'miş sağ olsun. 1 eksi 1 çarpı x eşittir. Tanjant 55. Ha, demek ki tanjant 55 ne geldi? 1 artı x bölü 1 eksi x. Yalnız bizden kotanjant 55'i istiyordu. Ters çevirelim. 1 eksi x bölü 1 artı x ya da x artı 1 cevabımız d şıkkı. Toplamanın değişme özelliği var. Değil mi? 3'e bakalım. A, B, C. Şu arkadaşın tanjantını istiyor. Ne yapalım o arkadaşı? X ve Y türünden yazalım mı? Sonra gerisi kolay zaten x artı y eşittir abc açısının tanjantı yani b açısı diyelim. Her iki tarafın tanjantını alırsak tanjant x artı y eşittir. Bizden istenilen tanjant b. Artık burayı biliyoruz değil mi? Hemen hızlıca atalım. Açalım. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Tan x. Bakıyoruz hemen şu dik üçgene. Karşı 2, komşu 4. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Artı tanjant diye içinde şu üçgeni kullanırsak 3 üç bölü 4. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Yukarısına geldi şimdi payda eşitlersek şurayı 2 ile 5 bölü 4. Aşağısına geldi arkadaşlar 1 eksi 3 bölü 8 sadeleştirirsek 5 bölü 8. Yani hesaplarsak 5 bölü 8. Şimdi şurayı düzenleyelim. 5 bölü 4 çarpı 8 bölü 5 mi? 5'ler gitti. 8 bölü 4'ten 2. Yani tanjant B 2'ye eşitmiş. Cevabımız D şıkkı. 4'e bakalım. Kosinüs arc 3 bölü 5 eksi art tanjant 24 bölü 7 ifadesinin değeri kaçtır? Ne yapıyorduk bunlarda? Buna alfa diyorduk. Buna beta diyorduk. Demek ki benden istenilen neymiş? Kosinüs alfa eksi beta. E, kosinüs alfa eksi betanın da açılımını hatırlıyoruz. Kos kos sin sin gidiyordu doğru mu? Kos alfa çarpı kos beta. Ama aradaki işaret değişiyordu. Artı sin alfa çarpı sin beta. Şimdi ark sinüs 3 bölü 5 e alfa dedik ya biz. O zaman arkı kaldırırsak sinüs alfa ne gelecek? 3 bölü 5. Peki arktanjant 24 bölü 7'ye beta mı dedik? O zaman arka kaldırırsak tanjant beta'da ne gelecek? 24 bölü 7. E artık gerisi kolay. Sinüs alfa 3 bölü 5 ise dik üçgen çizerseniz kosinüs alfa ne gelir? 4 bölü 5. Peki tanjant beta 24 bölü 7 ise arkadaşlar hemen çizelim. Bu tanjant olduğu için kafadan yapması belki zor olur. Karşı 24, komşu 7, hipotenüsten olacak 25. Ha, sinüs beta 24 bölü 25. Kosinüs beta da 7 bölü 25 olacak. Hadi bunları yerine yazalım. Cos alfa neydi? Cos alfa 4 bölü 5. Çarpı cos beta o neydi? 7 bölü 25. Artı sin alfa. Sin alfa neydi? 3 bölü 5. Çarpı sin beta neydi? 24 bölü 25. Şimdi şurasına geldi 28. Artı burasına geldi 72. Bölü 125. Yani 100 bölü 125. 25 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5. Cevabımız B şıkkı. Soru çok kolay. Tamamen formüle dayalı. Hiç düşünmüyorum acaba ne yapsam diye. Fakat çok fazla işlem var. Oralara da dikkat etmem gerekiyor. Bu tip sorular bence kolay sorulardır. Yeter ki bana işlem olsun. Sabaha kadar işlem yaparım. Ama bir şeyi görmek zorunda kalmanız. Ha şurada bir incelik var. Bakın burada şunu yapmanız lazım gibi sorularsa daha zor sorulardır. Yani bence öyle. Tabi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. 5'e bakalım. Ne yapacağız? Alfanın sağındaki sondaki boşlukları dolduracağız. X diyelim. Y diyelim. Hemen ne oldu şimdi? X artı Y artı alfa eşittir 90. Alfa atarsak diğer tarafa X artı Y eşittir ne gelecek? 90 eksi alfa. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant X artı Y eşittir. Tanjant 90 eksi alfa. Ya hocam kosinüs alfayı soruyor. Siz gittiniz gene tanjant aldınız. Oldu mu Allah sen demeyin. Oldu. Neden? Çünkü kosinüs alırsam her iki tarafın e, karşı bölü hipotenüs için şurada ne yapacağız? Köklü sayılarla uğraşacağız. Değil mi? Bakın burası 3 hipotenüs kök 10 geliyor. Burası 4 hipotenüs 2 kök 5 geliyor. Köklü sayılarla uğraşacağız. Ama tanjant yazınca tanjant diye 1 bölü 3 tanjant x 1 bölü 2 tıkır tıkır tam sayılar işimiz kolay oluyor. Onun için size kosinüs de sorsa siz tanjantını alın. Sonra bulduğunuzu ne yaparsınız? Kosinüse çevirirsiniz. Neydi tanjant x artı açılımı? Artık direkt yazalım bence. Tan x ne gelecek? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Artı tan y 1 bölü 3. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Peki burası ne oldu? 90'da isim değişti. Kotanjant alfa 90 eksi alfa. Birinci bölge işaret artı. Payımız 5 bölü 6. Ha, paydamızsa 1 eksi 1 bölü 6. O da 5 bölü 6. Ha, kotanjant alfa ne geldi? 1. O zaman alfa kaç derece? 45 derece. E, o zaman bizden kosinüs 45'i istiyor. Yani 1 bölü kök 2 cevabımız E şıkkı. Karemiz var. Ebe 1 dersek AE 2 imiş. O zaman karenin kenarları ne oldu? 3 3 3 oldu. Bizden sinüs alfa'yı istiyor. Ya hocam niye x 2x demedin de 1'e 2 dedin? Daha önce açıklamıştık galiba bunu. Sinüs neydi? Bir oran. Karşı bölü hipotenüs. E karşı hipotenüs oranladığınızda o x'ler gidecek nasılsa. O zaman ben baştan hiç x yazmayayım da o dertle uğraşmayayım demiştim. 1 ve 2 yazdık. Sonrası zaten gerisi geldi malumunuz. Şimdi ne yapalım? Şuraya x diyelim. Buraya da y diyelim mi? x artı y eşittir alfa. Hocam bu soruda sanki alfanın karşısına dik gelirsek e noktasından çözülür gibi diyenler vardır belki. Evet haklısınız. Ama biz şu an toplam fark formüllerini pekiştirdiğimiz için gene ne yapalım? Toplam farktan çözelim. Görmeyen arkadaşlar da bir denesin bakayım. E noktasından AC'ye dik gelerek bu soru çözülebilir mi? Bir deneyin bakalım x artı y eşittir alfa dedik. Pardon x artı y eşittir alfa olur mu? Özür dilerim. x artı y artı alfa eşittir 90 dedik. Böylece x artı y eşittir ne oldu? 90 eksi alfa. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant 90 eksi alfa. Evet tanjant x artı y. Neydi? Tanjant x. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 3. Artı tanjant diye 3 bölü 3 yani 1. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1. Tanjant 90 eksi alfada neydi? Kotanjant alfa. Şimdi yukarısına geldi 4 bölü 3. Aşağısına geldi 2 bölü 3. 3'ler gitti. 4 bölü 2'den 2. Demek ki kotanjant alfa 2. Hocam bizden sinüs alfa istiyor. Hemen dik üçgen çizelim. Buraya alfa diyelim. Komşu 2 karşı 1 olsun ki kotanjant alfa 2 gelsin. O zaman hipotenüste neymiş? kök 5. Şimdi sinüs alfa istiyor. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Cevabımız C şıkkı. 7'ye bakalım. 3'ü 5'i 10'u vermiş. Bizden tanjant alfa istiyor. Ne yapalım? Hemen şu şekli dikdörtgene tamamlayalım. Doğru mu? Hani o alfanın sağındaki sondaki boşlukları dolduruyoruz ya. Onun için şekli dikdörtgene tamamlayalım. Şöyle uzattım. Buradan çizdim. A, B, C, D'yi kullanmış. E dikdörtgenim. Buna x diyelim. Buraya y diyelim. Burası 8 malumunuz. E 10, 8. O zaman burası 6. Dolayısıyla burada 6. Hadi yazalım şimdi gene. x artı y artı alfa eşittir. 90. O zaman x artı y eşittir. Ne olacak? 90 eksi alfa. Bakın dedim ya size sırf videoyu baştan sona izleseniz bile formülü ezberlersiniz. Bu kaçıncı yazışımız doğru mu? Ne diyeceğiz? Tanjant x artı y eşittir. Tanjant 90 eksi alfa. Evet neydi açılımı? Tanjant x 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Artı tanjant y 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Eşittir tanjant 90 eksi alfa da kotanjant alfa. Şimdi payımız ne geldi? 3 kere 2 6. 4 de orada var. 10 parun yanlış eşitledik. Şurası 2. Ha 5 bölü 4. Bölü aşağısına geliyor. 3 bölü 8. 1'den çıkartırsak 5 bölü 8. Eşittir. Kotanjant alfa. 5'ler gitti. 1 bölü 4 bölü. 1 bölü 8'den kotanjant alfa kaç geldi? 2. Ama bizden tanjant alfa istiyor. Ters çevirsek. 1 bölü 2. Cevabımız E şıkkı. 8'e bakalım. 1 ABC üçgeninde sinüs A 3 bölü 5. Ortadaki harf A olduğu için sinüs A 3 bölü 5. E, kosinüs B 4 bölü 5 e, bizden ne istiyor? Sinüs B, C, A. bizden sinüs C istiyor. Ne yapacağız şimdi? A artı B artı C eşittir 180 değil mi? O zaman bunu bu tarafa atacağım. A artı B eşittir 180 eksi C. Her iki tarafı sinüsünü alacağım. Sinüs A artı B eşittir. Sinüs 180 eksi C. Şimdi sinüs A artı B'nin açılımını bir yazalım. Nasıl gidiyordu? Sin kos sin kos gidiyordu. Ama aradaki işaret değişmiyor. Doğru mu? Yani sin A çarpı kos B artı sin B çarpı kos A. Eşittir sinüs 180 eksi C. 180'de isim değişmez. Sinüs C. 180 eksi C. İkinci bölge ikinci bölgede sinüsün işareti arttı. Peki sinüs A. 3 bölü 5 çarpı kosinüs b 4 bölü 5 artı sinüs b kosinüs b 4 bölü 5 ise dik üçgen çizin sinüs b ne gelecek 3 bölü 5 e, kosinüs a sinüs a 3 bölü 5 ise kosinüs A'da ne gelecek 4 bölü 5 eşittir sinüs c şunları dik üçgen çizerek artık bulursunuz diye tahmin ediyorum trigonometrinin sonlarına yaklaştık çünkü oraları halletmiş olmanız lazım 12 bölü 25. 12 bölü 25 toplarsak 24 bölü 25 sinüs C cevabımız D şıkkı. 9'a bakalım. Gene ne yapacağım? Şu alfanın sağındaki sorundaki boşlukları bir dolduralım. O zaman böylece ne olur? X artı Y artı alfa eşittir 180. O zaman X artı Y eşittir 180 eksi alfa. Her iki tarafını ne yapalım arkadaşlar? Gene tanjantını alalım. Tanjant x artı eşittir. Tanjant 180 eksi alfa. Şimdi bize ne lazım? Tanjant x lazım. x dediğimiz yer burası değil mi? Şimdi şurada bir kare varmış. Şuralar o zaman 4 4 4 değil mi hep? O zaman burada 4 ise burada 4. Şimdi bakın şurada bir kelebek var görüyor musunuz? 4'e 4. O zaman burası 4 ise burada 4. Tamamı 16 idi. Burası 12. Burada ne kaldı? 8. Ha, o zaman tanjant x 4 bölü 4'ten 1. Artı sonra ne lazım bize? Tanjant y lazım. O da 8 bölü 12'den 4 ile sadeleştir. 2 bölü 3 mü? Bölü aşağıda ne vardı? Hep 1 vardı. Ters işaret eksi tanjant x çarpı tanjant y. Tanjant 180 eksi alfada neydi? Eksi tanjant alfa. Yukarısı kaç geldi? 5 bölü 3. Aşağısına geldi. 1 eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3. Eşittir. Eksi tanjant alfa. 3'ler giderse Tanjant alfa eşittir. Eksi 5. Ama bizden kotanjant alfa istiyormuş. Eksi 1 bölü 5. Cevabımız A şıkkı. Ona bakalım. Yine klasik hareketimiz. Hop, X dedik. Y dedik. Böylece X artı Y artı alfa eşittir. 180. Ha, demek ki X artı Y ne olacak? 180 eksi alfa. Farkındaysanız şekiller değişiyor. Ama çözümler hep aynı arkadaşlar. Onun için dedim. Bir test, iki test çözseniz zaten formüller aklınızda kalacak. Çünkü aynı şeyleri baya bir tekrar etmiş oluyorsunuz. Formüller aklınızda kalacaktır. Gerisi sadece işlem kalabalığı. Ona da artık yapacak pek fazla bir şey yok. Ne geliyor her iki tarafın tanjantını alırsak? Tanjant x artıya eşittir. Tanjant 180 eksi alfa. Bana ne lazım? Tanjant x ha, sağ olsun. Çok net gözüküyor. 7 bölü 3. Artı tanjant y o da 2 bölü 5. Bölü 1 eksi 7 bölü 3 çarpı 2 bölü 5. Eşittir eksi tanjant alfa. Ne geldi şimdi yukarısı? 7 kere 5 35. 3 kere 2 6 41 bölü 15 mi geldi? Bölü aşağısı ne geliyor? 14 bölü 15. Birden çıkartırsak 1 bölü 15. Eşittir eksi tanjant alfa. 15'ler giderse Tanjant alfa eşittir. Eksi 41. Cevabımız A şıkkı. 11'e bakalım. 2 4 2. Bu arkadaş bir kare. O zaman şuralar 8. Bizden gene tanjant alfa istiyor. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Gene alfayı farklı açılar türünden yazalım. Doğru mu? Şöyle yapalım. Bu alfayı oradan alıp şuraya koysak değil mi? Buraya x desek. Buraya da y desek. Ha, x artı y artı alfa eşittir 180'den. x artı y eşittir ne oldu? 180 eksi alfa. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. O zaman tanjant x artı y eşittir. Tanjant 180 eksi alfa. Şimdi bana ne lazım? Tanjant x lazım. Tanjant x'i bulmaya çalışalım. Şimdi burası x ya. Z kuralını görüyor musunuz? O x'i oradan alıp şuraya taşırsak. 8 bölü 6 mı geliyor tanjant x? O da ne yapar? 4 bölü 3 artı tanjant y. Onu da buradan alıp şuraya taşırsak değil mi? Z kuralından. Keşke alfayı buradan buraya taşımasaymışız değil mi? X'ler y'ler burada daha faydalıymış. Artık olsun sıkıntı değil. Tanjant y de 8 bölü 6'dan. Ha o da mı 4 bölü 3 geldi? Ha demek ki x y'ye eşitmiş. İkiz kenar varmış hay Allah. Bölü 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3. -4 -3. Öyle hayallah dediğime bakmayın. Oradaki ikiz kenarı görsek de bir şey fark etmeyecekti. Gene bu çözümü yazacaktık. Şimdi yukarısı kaç geldi? 4 bölü 3 artı 4 bölü 3. 8 bölü 3. Bölü aşağısına geldi peki. 16 bölü 9. Birden çıkartırsak eksi 7 bölü 9. Eşittir. Eksi tanjant alfa. Eksiler gitti. 8 bölü 3 çarpı 9 bölü 7. O da ne yapar? 24 bölü 7 mi yapar? eşittir. Tanjant alfa. Cevabımız E şıkkı. 12'ye bakalım. ABC üçgen. AB AC'ye eşitmiş. İkiz kenar. O zaman burası 10 ise burada 10 değil mi? AB AC'ye eşitmiş. Ha, o zaman şu arkadaşta ne geldi? 6 mı geldi? Pekala. 8 2 vermiş. Bizden tam beta eksi tan alfa bölü 1 artı tam beta çarpı tan alfa istiyor. Şimdi bunu görünce aklınıza şu gelebilir. Herhalde tanjant beta'yı bulacağım. Sonra tanjant alfa'yı bulacağım. Bunları burada yerine yazacağım. Cevap çıkacak gelebilir. Gelmesin. Burası bir toplam formülü değil mi? Daha doğrusu fark formülü. Neyin formülü bu? Tanjant beta eksi alfanın açılmış hali. Hakikaten tam beta eksi tan alfa bölü. Birimiz gene sabit. Eksi artı ters işaret tam beta çarpı tan alfa. O zaman bana beta eksi alfanın tanjantı lazımmış meğerse. Onu bulmaya çalışalım. Şimdi nasıl bulacağız arkadaşlar onu da şu yukarıdaki üçgenden bakalım neler bulabiliriz. Şimdi alfa artı beta 90. O zaman burada beta ise ters açıdan burada beta. E 90 beta demek ki burası alfa. Şimdi bu ikiz kenar ya. İkiz kenar üçgende şu yükseklik aynı zamanda neydi arkadaşlar? Açı ortay. O zaman burası alfa ise burada alfa. Ha, şimdi şurası alfa ise demek ki buranın tamamı beta. Çünkü alfa artı beta 90'dı. O zaman şuraya ne kalır? Beta eksi alfa. Ha, şu taradığım yer şu kırmızı üçgende bana beta eksi alfa açısını veriyor. E, beta eksi alfa tanjant lazım bana. E, karşısı 8 komşusu 6. Yani 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 cevabımız D şıkkı. Evet bir sonraki testimize bakalım arkadaşlar. Sinüs 15 artı köküç çarpı kosinüs 15 bölü 4 tane sinüs 75 ifadesinin değeri kaçtı? Şimdi trigonometride bazen köküçü soruların içine sıkıştırırlar. Köküç görürseniz trigonometride anlayın ki size tanjant 60'ı işaret ediyorlar. Çünkü tanjant 60 neydi? Köküçtü. Ne alaka? Bakıp yerine yazın. Görelim şimdi. Sinüs 15 Kök yerine tanjant 60 yazıyorum. Neydi tanjant 60? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 mı? Çarpı kosinüs 15. Bölü 4 tane sinüs 75. Şimdi ne oldu burası? Payda eşitlersek kos 60 çarpı sin 15 artı sin 60 çarpı kos 15 bölü kos 60. Şu arkadaşı da ters yerip çarparsak 4 tane sin 75 mi gelecektir? Yani bunu da ters yerip çarpınca o paydaya gelecektir. Şimdi şu yukarı dikkatinizi çektim mi? Sin kos Ha, sinüsün açılımı. Sinüsün açılımında aradaki işaret değişmez. Artı. Yani 60 artı 15. Mesela aslında 15 artı 60 doğru mu? Ters yazdı ama artı olduğu için Allah'tan sıkıntı yok. Bölü kosinüs 60 onu biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı 4 tane sinüs 75. E, yukarıda sinüs 75 değil mi? 60 artı 15. Ha, şurası da 2 tane sinüs 75 değil mi? Sinüs 75'ler sadeleşti. Geriye kaldı 1 bölü 2. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. Kosinüs A artı sinüs B 1 bölü kök 3. Kosinüs B eksi sinüs A 1 bölü kök 2 olduğuna göre şu arkadaşı istiyor bizden. Bu arkadaş ne peki? Sin A çarpı kos B eksi sin B çarpı kosa. A. Şimdi bakın bende kos A artı sin B var. Ama Sorudaysa kos A çarpı sin B lazım. Ha, toplam durumunda verilmiş ama bana çarpım durumundaki lazım. Hatırlıyor musunuz matematikten e, toplam durumundaki ifadeyi çarpım durumuna getirmenin yolu neydi? Her iki tarafın karesini almak. O zaman burada da öyle yapalım. Bakın her iki tarafın karesini alıyorum. Ne olur? Birincinin karesi kos kare A artı ikincinin karesi sin kare B artı iki katı kosa çarpı sin b. Eşittir 1 bölü köküçü karesi 1 bölü 3. Şimdi aşağıya bakalım. Kos kare b. Eksi şey birincinin karesi. Artı ikincinin karesi sin kare a. Eksi 2 katı kos b çarpı sin a. Eşittir 1 bölü kök 2'nin karesi de 1 bölü 2. Şimdi taraf tarafa toplasak. Bakın güzellikler geliyor. Kos kare a sin kare a kaç etti? 1. Sin kare b kos kare b toplarsam kaç etti? 1. Artı bakın ikiler ortak. 2 iki parantezinde yukarıda ne var? Kos a sin b. Eksi aşağıda ne var? Kos b sin a. Eşittir. Burası da ne oldu? 5 bölü 6. Şimdi şurası kaç? 2. Onu bu tarafa atalım. 2 tane sinkos, sinkos. sin kos sin kos. Sinüsün açılımı değil mi arkadaşlar? Sinüsün açılımında aradaki işaret değişmez. Yalnız dikkat önce sinüsü sonra kosinüsü yazacağım. B eksi A. Eşittir. Bu 2'yi bu tarafa attık. 5 bölü 6'dan 2 çıkarsa eksi 7 bölü 6. Sonra her tarafı 2'ye bölersek demek ki sinüs B eksi A eksi 7 bölü 12. Ama bana sinüs A eksi B'yi sormuş. O zaman bu A eksi B yapalım. Nasıl olacak? Eksi parantezin alırsak olur. Doğru mu? E o eksiyi de dışarı atarız. Hatırlarsınız sinüs içerideki eksi dışarı atıyor. Ha, eksiler de birbirini götürür. Sinüs a eksi b 7 bölü 12 olur. Cevabımız e şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Dikdörtgenimiz var. O zaman şu boşlukları bir dolduralım. DC 10 ise AB 10. 3'ü buradaysa buraya 7 kaldı. BC 6. Buraya da ne kaldı? 5 kaldı. Bizden bla 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 tanjant alfa istiyor. Şimdi alfa açısı dikkat ettiniz mi? Şu arkadaşın dış açısı. O zaman şuna x diyelim. Şu köşeye. Şuraya da de y dersek. Ha bakın x artı y ne oldu? Alfa. İki iç açının toplam üçüncünün dışı. Değil mi? x artı alfa oldu. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant alfa. Şimdi bana ne lazım? Tanjant x. Bakın tanjant x'i şu mavi üçgenden bulacağım. Ne gelecek? Karşı 7, komşu 6, 7 bölü 6. Artı ne lazım bana? Tanjant y lazım. O tanjant y'yi de şu kırmızı üçgenden bulacağım bakın. Şurası y'di doğru mu? Ha, karşı 10, komşu 1. 10 bölü 1'den de 10. Zaten gerisi kolay. 1 vardı. Ters işaret eksi. 7 bölü 6 çarpı 10 eşittir. Tanjant alfa. Şimdi yukarısına geliyor? 67 bölü 6. Yukarısı enteresan bir şey geldi. Bölü. Aşağı ne geliyor? Sadeleştirsek 3 5. 35 bölü 3. O da eksi 32 bölü 3. O da, da çok enteresan geldi. Şimdi şunlar sadeleşti. Hatta şöyle yazayım daha rahat görün. 67 bölü 6 çarpı eksi 3 bölü 32. Ne yaptım? Ters çevirip çarptım sadeleştirirsek 2 o da eksi 67 bölü 64. Yani cevabımız A şıkkı. 4'e bakalım. Tanjant alfa 1 eksi tanjant 32 bölü 1 artı tanjant 32 olduğuna göre alfa kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi bu da güzel bir soru. Şu sağdaki ifadede bir güzellik var. Onu görmek lazım. Bakın hani size diyordum ya ben. Sorular uzun olsa da çözümü bazılarını kolay diyorduk. Sadece işlem kalabalığı var diyorduk. Ama şimdi bakın bu zor bir soru. Neden? Çünkü burada bir incelik var onu görmeniz lazım. Halbuki hiçbir incelik olmasa böyle x, y deseydik her iki tarafın tanjantını al tıkır 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 yazsaydık sadece işlem kalabalığıyla uğraşırdık ama sonuca kolay varırdık. Ama bu öyle değil. Burada bir incelik var onu yakalamak lazım. Nasıl? Şöyle. Şimdi trigonometri daha hani biraz önce dinlediyseniz şöyle bir şey dedim. kök 3 tanjant 60'ı işaret eder dedim. 1 e görürseniz o da tanjant 45'i işaret eder. Bakın şu yukarıdaki 1 yerine tanjant 45 yazsam ben. Tanjant 45 eksi tanjant 32. Sonra şu aşağıdaki 1'e ise dokunmasam. Çok şey istiyorum değil mi? Birinin yerine tanjant 45 yaz ama ötekine dokunma. Ama ne diyorduk işte o inceliği görmek lazım. O biraz sıkıntı oluyordu. Artı şimdi tanjant 32'yi de şöyle yazsam. 1 çarpı tanjant 32 yazsam bir zararı var mı? Yok. O zaman şu bir yerine tanjant 45. Zaten tanjant 32. Ha böyle yazsak bir zararı var mı? Yok. Hakikaten tanjant 45 1. 1 eksi tan 32 olur. ve buradaki tanjant 45 de 1 yazarsak 1 artı tan 32 olur. Şimdi problem yok. Peki ben bunu böyle yaptım da ne oldu? Sanki şurası tanıdık bir ifade olmadı mı bakın? Tanjant 45 eksi 32'nin açılımı gibi geldi bana. Siz de benzetebildiniz mi? Bakın sanki dağıttık. Tan 45 eksi tan 32. Bu 1 hep sabit. Bu ikisi ters işaretli ve çarpımlarım. Ha, demek ki burası neymiş? Tanjant 45 eksi 32. Tanjant 13 mü? O da tanjant alfa eşitse alfa 13 derece. Cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. Art tanjant x eksi 12 artı art tanjant x artı 12 pi bölü 4 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bakın mesela bu sorunun çözümü birazcık uzun. İşlem kalabalığı var. Ama çok kolay bir çözümü var. Neden? Klasik. Art tanjantlarda ne yapıyordunuz? Soru çözerken alfa diyordunuz. Hadi diyelim. Alfa. Buna da ne diyeceğim? Beta. Böylece ne oldu? Alfa artı beta. Pi bölü 4. Yani 45 derece oldu. Şimdi ne yapacağız? Çok iyi biliyorsunuz. Her iki tarafın tanjantını alacağız. Sonra şunun açılımını biliyorsunuz. Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tam beta. Eşittir. Tanjant 45'te kaça eşit? 1'e. Şimdi bu arkadaşları bulalım. Art tanjant x eksi 1 bölü 12'ye biz alfa dediğimize göre tanjant alfa ne olur? x eksi 1 bölü 12 mi olur? Peki art tanjant x artı 1 bölü 12'ye beta dediğimize göre tanjant beta da ne olur? x artı 1 bölü 12. Hadi gelip yerine yazalım. Tanjant alfa. x eksi 1 bölü 12. Tanjant beta x artı 1 bölü 12. Bölü 1 eksi x eksi 1 bölü 12 çarpı x artı 1 bölü 12. Eşittir 1'miş. Şunlar gitti. Yukarıda ne kaldı? 2x. Bölü. Aşağıya bakalım. 1 eksi. Şimdi şuraya çok dikkat. 2 kare farkı var görüyor musunuz? Çarparsanız ne gelir? x kare eksi 1 bölü 144. Öndeki eksiği dağıtırsak eksi x kare artı 1 bölü 144 eşittir 1. Şimdi ne yapacağım? İçler dışlar. 2x eşittir. 1 eksi x kare artı 1 bölü 144. Her tarafı 144 ile çarpalım mı? Şuradan kurtulmak için. 200 ya da hiç yapmayalım o işi. Aman ha oraya bulaşırsak çok kafamız karışacak. Şunu şu tarafa atalım. x kare artı 2x eşittir. Şurayı hesaplayalım. Ne geliyor? 145 bölü 144. Şimdi bakın x kare artı 2x. Yani sanki x kare artı 2x artı 1 olsa değil mi? Parantez karesi olacak. O zaman her tarafa 1 ekleyelim. x kare artı 2x artı 1 eşittir. 145 bölü 144'e 1 eklerseniz ne olacak arkadaşlar? 289 bölü 144. Şimdi şurası x artı 1'in karesi oldu mu? Peki burası da ne oldu? 17 bölü 12'nin karesi. Ha, o zaman x artı 1 eşittir 17 bölü 12'den x eşittir kaç gelecek? 5 bölü 12 o da cevabımız D şıkkı demektir. Bakın sorunun esasında çözüm mantığı kolay. Hep klasik hareketler. Ar tanjantlı ifade görürseniz alfa diyordunuz. Beta dediniz. Sonra alfa artı beta eşittir 45 elde ettikten sonra her iki tarafın tanjantını aldım. Sonra açtım yürüdüm gittim. Ha işlem kalabalığı çok fazla mı? Çok 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 fazla. Hatta şu son satırda birazcık işlem yeteneğim istiyor. Evet. Ama mantık olarak çözmesi çok kolay. Görmeniz gereken hiçbir incelik yok. Tamamen klasik hareketlerden oluşan bir soru. Ve son sorumuz. Hadi bakalım. Ne demiş? 6'yı 8'i 10'u vermiş. L noktası ADFG yüzeyinin orta noktasıymış bizden tanjant f k e buraya alfa dersek bizden tanjant alfa istiyor. Şimdi şu L noktası orta nokta ya ne demek onu bir izah edelim. Demek ki FA köşegeni çizersek, DA köşegeni çizersek işte o köşegenlerin kesiştiği nokta burası. Şimdi 8 6 10. FA ne oldu? 10 oldu, doğru mu? O zaman burası 5, burası 5. Peki şurası kaç? Burası 10. Şimdi ne yapacağım? Şu alfayı herhangi iki açının türünden ifade etmem lazım. Şöyle yapsak olur mu sanki ben gördüğüm gibi? Şuna A desem. Buna da B desem. Şimdi bakın A artı B dış açı alfa eşit oldu mu? A artı B eşittir alfa. Her iki tarafın gene tanjantını alıyorum. Tanjant A artı B eşittir tanjant alfa. Neydi bu? Tanjant A artı tanjant B Bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Eşittir. Tanjant alfa. Şimdi bana tanjant A lazım. Hatırlıyorsunuz prizmada köşeler kaç dereceydi? 90. O zaman şu kırmızı dik üçgende tanjant A'yı bulabilirim. Bakın. Karşı 10 komşu 5. 10 bölü 5'ten 2. Artı tanjant B. Şimdi bakın tanjant B'yi nasıl bulacağım? Burası kaç arkadaşlar? 10 değil mi? Peki şurası da gene 90 değil mi? E, burası 10 Burası da on. İkiz kenar dik üçgen. O zaman bu B dediğim şey esasında 45. O zaman tanjant B. Yani tanjant 45'te 1. Bitti. 1 eksi 2 çarpı 1. Eşittir. Tanjant alfa. Yukarısı 3. Aşağısı eksi 1. O zaman tanjant alfa eşittir. Eksi 3. Cevabımız A şıkkı. Böylece bir föyümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.